Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi tarımın sorunlarını çözme değil, günü kurtarma bütçesidir. AKP'nin tarım anlayışı ithalatçı, rantçı, üreticiyi de tüketiciyi de düşünmeyen, ülke tarımının dibine kibrit suyu döken, kamucu olmayan, çiftçi, üretici, besici, süt inekçiliği yapanlara sahip çıkmayan bir anlayıştır. Ekim ayı çiftçinin bankalara borcu 279 milyara dayanmıştır. Çiftçi sattığı ürün parasıyla ailesine bir şeyler almak için esnafa değil, borcunu kapatmak için bankalara, tefecilere koşmaktadır. Tarım arazileri daralmakta, çiftçi sayısı azalmaktadır. Sayın Bakan, hayvan varlığında Avrupa birincisiyiz diyorsunuz. Ancak bu bilgilerde gerçekleri ifade etmiyorsunuz. Avrupa'da 2006 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ülkemizde kasaplık hayvan olarak domuz varlığını neden hesaba katmıyorsunuz? Et olarak Avrupa'da en çok o tüketiliyor. Bu durumda Avrupa'da ülkemizin ilk sırada yer almadığını, verilere sürekli takla attırdığınızı da göreceksiniz. Hayvan sayısının çok olması da ondan sağlanan faydanın çok olduğu anlamına gelmez. Ülkemizde 6,5 milyon süt ineğinden sağlanan süt miktarı Fransa'da 3,5 milyon süt ineğinden alınıyorsa ya da et verimliliği hayvan sayınıza göre Avrupa'dan daha azsa, rakamlarla oynayarak ancak kendinizi aldatırsınız. Hakkınızı yemeyelim. İktidarınızın bir başarısı var. Geçmişte ücretsiz olan hayvan kemiklerini dahi sayenizde marketlerde satılır oldu. Kemiğin kilosu eski parayla 24 milyon olmuş. Eski Türkiye'de bu parayla Anadolu otomobil alınırdı. İşte başardınız bu. Süt ineklerinden sonra damızlık hayvanlar ve düveler dahi kesime gidiyor. Hatta tosunlar çok düve kesilir oldu. Bu hayvancılığı tüketecek bir süreçtir. Haberiniz var mı? Bu nedenle et de fiyatı diğer zam gören ürünlere göre daha az arttı. Ama vatandaş bu fiyata dahi et alacak güç bırakmadınız. Et fiyatı patlaması da yakındır. Hayvanlı varlığını tüketiyorsunuz. Et ve süt alamayan, peynirin yanına varamayan, et kokusunu suda kaynattığı kemikle gidermeye çalışan yurttaşlarımızın böyle bir dönem hiç yaşamadı. İktidarında bunu da yaşattınız. Toprağı işleyemeyen, hayvanı besleyemeyen, gıdada sorunun varlığını önceden görmek durumundasınız. Rafta ürün varsa, vatandaş fiyatından dolayı alamıyorsa orada da bir kıtlık var demektir. Yem ofisi açıp toprak malzeme ofisini buğdayda sağladığı desteği neden yemde vermiyorsunuz? 21 üründe arz açığımız var. Ülkemiz milli ve yerli diyerek Rusya'dan, Ukrayna'dan gelecek ayçiçek yağının yolunu gözleyen, buğday, mercimek, hayvan yemi, gübre için başka ülkelerin eline bakan duruma düşürdünüz. Gübre fiyatı bir yılda %342 artarken yem fiyatı da fırladı. 12 milyon ton ithal yem alıyorsunuz. Meraları da tükettiniz. Bu sizin son bütçeniz. İlk seçimde iktidarımızda planlı tarım politikamız ile eli nasıllı, yüreği vatan sevgisine dolu çiftçimizin, besicimizin üretimde kazancını da üretimi de şahlandıracağız. Besici ve çiftçimizin doğaya teslim olmasına, kuralsız piyasa koşullarında kaderine terk edilmesine, üretimden koparılarak önce yoksullaştırılıp sonra istismar edilmesine son vereceğiz. Çiftçimiz, üreticimiz başı dik, üreten, kazanan ve refah içinde yaşayan bir koruma erdireceğiz. İnsanca, hakça bir düzen kuracağız. Tarım arazilerini genişleteceğiz. Kırsala dönüşü özendireceğiz. Ormanları da orman köylüsünde koruyacağız. Kamucu bir anlayışla üretene de tüketene de zulme son vereceğiz. Bir yıl öncesinden taban fiyatı açıklayacağız. Üretenin hak ettiği desteği sağlayacağız. 20 yıl boyunca tarımda masal anlatan uluslararası tekel ve gıda şirketleri
Buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarını yarattığı ekonomik krizin en somut göstergesi intiharlar, dağılan yuvalar, sönen ocaklar ve madde bağımlılığındaki artıştır. Akıllara kazanan ise bu fotoğraftır. Gördüğünüz gibi taşeron işçi Sıtkı Kulak meclisin önüne gelip kendini yakmıştı. Bu ayıp dahi Adalet Kalkınma Partisi'nin 20 yılda yeter de artar diyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.